Konya'da devam eden ve 14 yıldır gerçekleştirilen uluslararası Anadolu Ankası 2023 tatbikatını hedef almayı her gün yeni bir yorum yapmayı sürdürüyor. Rum Dışişleri Bakanlığı kendi girişimleri sonrasında Polonya ve İspanya'nın tatbikattan çekildiğini öne sürdü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de tatbikatta aslında yer almadığı iddia edildi bu açıklamada. Rum Savunma Bakanı Mihalis Yorgalastan geldi. 2009 yılından itibaren yılda iki dönem halinde Konya'da yer alan 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda icra edilen Uluslararası Anadolu Ankası tatbikatları Rum basınında haber olmayı sürdürüyor. 2012'den itibaren bir dönem milli bir dönemi uluslararası olacak şekilde icra edilen Anadolu Ankası tatbikatına bu yıl 5 ülkenin katıldığı Azerbaycan, İspanya, Katar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Polonya ve Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının 16 Haziran'a kadar sürecek tatbikatta gerçeğe yakın harekat ortamında personel arama kurtarma görev kuvveti eğitimiyle katılımcı ülke ordularının muharebe sahasında koordinasyonunun hedeflendiği belirtilmişti açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılmıştı. Ancak konuya dair son olarak Rum Alitya gazetesinde yer alan iddiaya göre İspanya ve Polonya tatbikatın fiili bölümünden çekildi. Gazetenin askeri tatbikattan ayrıldılar. İspanya ve Polonya Kıbrıs Cumhuriyeti'nin girişimlerinden sonra Türkiye'den gitti başlıkta haberinde. Rum Dışişleri Bakanlığı'nın Rum Yönetimi Başkanlığı, Diplomatik Bürosu ve Savunma Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürüttüğü girişimler üzerine iki AB ülkesi Rum yönetimine tatbikattan çekildiklerini bildirdi. Gazetenin haberine göre Polonya ile İspanya tatbikata fiilen katılmayıp gözlemci statüsünde kaldı. Rum Savunma Bakanı Mihalis Yorgalas da tatbikata Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katılımına dair bir iddia öne sürdü. Rum Bakan tatbikata katılmak üzere KKTC'den silahlı kuvvet sevk edilmedi. Sadece bir arama kurtarma misyonu gitti ifadelerini kullandı.